Şimdi Eminönü'ne uzanacağız. Eminönü'nde muhabirimiz Ali Morca orada alanda ve CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'le birlikte esnaf ziyaretine başladılar. İşte Gürsel Bey'in beraberinde çocuklar bir yandan, babaları esnaflar bir yandan. Şimdi bir sohbet gerçekleştirecekler. Bakalım esnaf ne durumda? Hayat pahalılığı onları ne kadar zorluyor? Geçinebiliyorlar mı? Çok daha fazlasını soracaklar. Evet, İstanbul'un gözde mekanlarından, tarihi mekanlarından birine şimdi uzanıyoruz. Eminönü'ne kameralarımızı çeviriyoruz. Evet, Ali Morca, Gürsel Bey de yanında, Gürsel Tekin de yanında. Neler söylüyor çocuklar, esnaf? Eminönü'ndeki son durumu aktar bize. Evet Gizem Fidan, Eminönü'ndeyiz, tarihi yarımadadayız. Gürsel Tekin yanımızda, İstanbul Milletvekili, halkın otobüsüyle halkın içine karışıyor. Biliyorsunuz sürekli halkın içinde. Biz de kendisini canlı yayında yakaladık. Canlı yayında soracağız. TÜİK açıklamaları var. Enflasyonu soracağız. Ne durumda? Evet, TÜİK açıklamaları büyük olasılıkla buralara uğramadığını çok net olarak görebilirim. Buralara geldiğinizde tarihi yarımadada, Eminönü'nde, Esenyurt'ta, Sultanbeyli'de, Sultan Çiftliği'nde hiç fark etmez. Sefalet var, işsizlik var, yoksulluk var, büyük sorunlar var. Bunları ben söylemiyorum. Buradaki bütün vatandaşlarımızın talepleridir. Size sadece izin verirseniz bir veri paylaşmak istiyorum. Yani bu aslında bütün hem TÜİK'in verilerini aynı zamanda Türkiye'deki sorunun ne kadar büyük boyutta olduğunu gösterir. Hani hepimiz biliriz, reddi miras diye bir şey vardır. 2001 yılındaki ekonomik krizden kaynaklı, o zaman en büyük ekonomik kriz diye tarif etmiş olduğumuz o ekonomik krizde reddi miras sayısı %28'di. Yani 100 vatandaşımızın 28'i reddi miras ediyordu. Şu anda reddi miras sayısı %85. Yani %85. Yani 100 vatandaşımızın 85'i ailesini, babasını, dedesini, sülalesini, kardeşini ne yazık ki reddediyor. Hani hayatımızda bilirsiniz, bu kimsesizler mezarlıkları var. Bu kimsesizlikler mezarına milyonlarca insan ne yazık ki yeniden katıldı. Bütün değerlerimizi kaybettik. Yani televizyonlarda, gazetelerde güzellemeler yapılabilir. İşte Avrupa'da şöyleydi de bilmem ne. Beni hiç ilgilendirmez oralarında ne olup olmadığını. Kaldı ki daha yeni geldim Avrupa'nın bir ülkesinde. Orada da durumların nasıl olduğunu çok net olarak görüyorum. Bakın, yanımda biraz önce 88 yaşında bir ablamız vardı. 88 yaşında olmasına rağmen halen çalışıyor. İşte köprünün üst, Galata Köprüsü'nün üstündeki kadınımızın sadece bir gelir kaynağı var. Her gün gelip balık tutarak geçimini sağlıyor. Hani işsizlik yoktu? Hani sefalet yoktu? Bir soru verin buradaki vatandaşlara. Gerçekten ne duymak istiyorsanız onların hepsini duyabilirsiniz. Yani kısacası size bugün iyi şeyler söylemek isterdim. Maalesef tarihi yarımadada büyük sorunlar var. Büyük sıkıntılar var. Ya bu uyuşturucu kısmı ya da işte mülteci meselesine de girmek istemiyorum. Uzun yıllardır sormuş olduğumuz bir soru var. Bunu bir kez de Flash TV aracılığıyla sormak istiyorum. Ne kadar mülteci, ne kadar göçmen, seçmen oldu, onu çok merak ediyorum. Umut ediyorum ki bu sorunun cevabını alırız. Alamazsak da kendi imkanlarımızla ne kadar mülteci, göçmenin seçmen olduğunu yakın tarihte inşallah sizlerle paylaşacağız. Evet Gizem Fidan. Evet. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Biz halkın otobüsünü takip etmeye devam ediyoruz. Bakalım halkın içinde neler yaşanıyor? Halk ne durumda? Birebir halkın otobüsüyle gözlemleyeceğiz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ama tekrar bir Eminönü'ne dönelim. Orada muhabirimiz Ali Morca ve Gürsel Tekin var. Şimdi bir kuru yemişçinin önündeler. Haliyle Ramazan ayında sofraların, sahurların da vazgeçilmezidir biliyorsunuz kuru yemişler. Peki esnaf ne durumda? Kuru yemişçiler ne durumda? Geçinebiliyorlar mı? Halk ne düşünüyor? Yine o sohbete devam edecekler. Şimdi kameralarımızı Eminönü'ne çevirelim. Muhabirimiz Ali Morca da orada. Hazırsa arkadaşlar bağlantımızı sağlayalım. Evet, şu anda bir kuru yemişçinin önündeler.
önündeler. Bakalım fiyatlar nasıl? Ali Morca, seni dinliyoruz. Fiyatlar nasıl? Kuru yemişçiler neler söylüyorlar? Söz sizde. Evet Gizem. Evet Gizem Fidan, Eminönü Meydan'dayız. İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'le İstanbul halkın otobüsüyle dolaşıyor, karış karış dolaşıyor. Halkın içine karıştı. Biz de kendisini yakından takip ediyoruz. Şimdi Ramazan'ın ortasındayız. Fiyatlara bakacak Gürsel Tekin. Bakalım ne söyleyecek vatandaş? Valla fiyatların ne olduğunu, ya bugün bu lokasyon Türkiye'nin en ucuz fiyatları olan lokasyon. Yani doğal olarak tarihi yarımada alışverişe gelen yurttaşlarımıza da baktığınızda çoğunlukla İstanbul'un çeperinde gelen insanlardır. Yani işte mesela markette 150 liradır, burada 75 lira, atıyorum işte 185 lira. Gerçi arkaya bakamıyorum, kuyumcu dükkanı gibi ya. Mesela fıstık 200 lira. Allah Allah, 70-100, 200 liradan aşağı bir şey yok. Paramız pul olmuş. Paramız pul olunca ancak vatandaşlarımız geliyor, adeta manzara izler gibi vitrinleri izliyor ve gitmek zorunda kalıyor. Evet. Esnafa soralım, vatandaş ne söylüyor? Evet, vatandaş ne söylüyor? Şöyle, gel baba, yanınızda. Gel baba. Konuşun, vatandaş ne söylüyor vatandaş? Yani vatandaş bir şey dedi yok, yani her şey pahalı, zam geliyor, durmadan zam geliyor ürünlere yani. Yüzde kaç? Abi yüzde kaçını ben bile unuttum yani. Ne ya mesela şunu söyleyeyim. Nerede şey badem? Şu badem 8 ay önce 70 liraydı. 70 lira 8 ay önce. Şu anda 190 lira. Ya kardeşim her şey dövize bağlı. Evet, vatandaşa dönelim şöyle. Vatandaşlar dön. Etrafımızda bakayım, halkın içinde. Evet. Ne diyorsun? Hayırlı işler size. Yaptınız mı? Ne ettin baba? Pahalı. Çok pahalı değil mi? Pahalı. Kim yaptı bu pahalılığı? İmamoğlu'nun başkan olması istiyorum. İnşallah. Ben Sivas'tan geldim İnşallah. Bugün. Hoş geldiniz. Safalar. Sağ ol başkanım. Sivas'ta fiyatlar nasıl? Sivas'ta. Ablacığım, kasap var. Sol tarafta kasap var. Hayırlı günler abiciğim. Kasap var. Oo, gel kasaba girelim. Gel. Baba hayırlı işler, kolay gelsin. Evet, etin fiyatını öğrenebilir miyiz? Bir kilo etin fiyatı ne kadar? Etin fiyatı ne kadar babam? Evet. Ne kadar fiyat? 295 lira. Yani 260-295. Burada bütün bu şey kavurma kaç para? Yansız özel spesiyal kavurması 295. 295. Yani kısacası 295-300 liradan aşağı bir ürün almanıza gerekiyor. Alamazsınız. Bir emekli hasbelkader gelip ya ben bugün işte pastırma alayım, et alayım, kavurma alayım dediği zaman emekli maaşının tamamını bırakıp gitmek zorunda kalır. Ramazan'ın ortasındayız. Diğer esnaflara soralım. Ne durumda? Tabii ki soralım. Tabii. Hayırlı işler babam. Hayırlı işler. Bacım hayırlı işler. Kolay gelsin. Gelin. Balıkçıya girelim. Balık fiyatlarına bakalım. Kolay gelsin. Nasılsın? İyi misin baba? Nasıl? Fiyatlar nasıl? Pahalı. Doğru. Çok haklı. Evet, bir balıkçıya girelim. Hayırlı işler olsun kardeşim, kolay gelsin. Baba bu etin önünden geçilemiyor zaten. Et maalesef olmuş. Başkan size sormalı. Hamsinin fiyatı ne kadar? Vekilimiz sizsiz. Doğru. Biz senden sorumluyum. Çok haklısınız tabii ki. Bize sorun diye geldik. Yok, size soracağımız zaman da var, bekliyoruz. Aynen, sandık geldiği zaman doğru söylüyorsun. Bak kardeşim. Evet. 150 lira. Fiyatlarının hepsine bak. Baba balık yasağı var ya onun için. Hamsi fiyatı ne oldu? Hamsi şu anda 50 lira. Yani avlanma yasağına giriyoruz. Onun için balıklar canı. Hamsi bu sene niye bu kadar zayıf ya? Bu sene olmadı ki yani. Olmadı. Doğru düzgün olmadı tabii. Efendim hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Abicim neler aldın? Bakayım ne aldın? Evet Gizem Fidan, biz esnafı tek tek dolaşıyoruz. Peynir fiyatları ne durumda? Onlara da bakacağız. Zeytin fiyatları ne durumda? Vatandaş ne söylüyor? Halkın içindeyiz. Evet. Yarım kilo kahve 75 lira. Bir yıl önce bu kahvenin, bir kilo kahvenin fiyatı 33 liraydı. Halkın en rağbet ettiği yer Eminönü, ucuz diye. Ama işte bak, herkes bakıyor, vitrine bakar gibi bakıyor. Mesele ne biliyor musun? Mesele denetim yok. Şimdi bak, hurmaya baktım, 100 liraya da var, 200 liraya da var. Evet. Şimdi toplumsal bir şey yaşıyoruz. Beyin tutulması yaşıyoruz. Çok pahalı. Anlatabiliyor muyum? Bir peynirciye gelelim abi. Evet. Buyurun. Evet, peynir de temel gıda maddelerinden tabii. Acaba fiyatı ne sütün, peynirin? Biz de merak ediyoruz. Dinleyelim. Gizem Fidan,
Ya buna bizim oralarda imansız peynir, denir derler. Peynir fiyatlarına bakıyoruz şimdi. İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin soracak, peynirin fiyatı kilosu ne kadar? Vatandaş ulaşabiliyor mu? Vatandaş ulaşabiliyor mu? E vatandaş nasıl ulaşsın? Şimdi bakın peynirin bizim oralarda, ben aynı zamanda köylü çocuğuyum. Ya bu çeçil peynir dediğimiz, buna hatta bizim oralarda imansız peynir derler. Çeçil peynir 125 lira. Markette 180 lira falandır. Burası en ucuz yerler. Zeytine baksana kardeşim. 49 lira, 50 lira, 69 lira, 70 lira. Yani yağlı peyniri falan hiç yanaşamıyorsunuz. Allah millete kolaylık versin. Benim bir tek ricam var. Özellikle TÜİK, hani en ucuz pazar burası, bir gelsin baksın. Kardeşlerimize sorsun, vatandaşlarımıza sorsun. Kardeşimiz kaç yıldır buradasın sen? 8 yıldır çalışıyorum. 8 yıldır gelip 150 gram peynir isteyen hiç var mıydı? Yok. Kardeşim, yok tabii. Şimdi geliyor 100 gram peynir alıyor. Yani. Aynen öyle. Yani evet, nasıl artık böyle bir kardeşim ya. Böyle bir şey olamaz. Biraz daha vatandaşın içine karışalım. Tabii karışalım. Zaten vatandaşın içine. Evet. Gel baba, gel. Dağıtıyorsunuz, bunlar pahalı şeyler, böyle millet her gelen yerse. Nasıl? Evet, ikram da dağıtıyorlar. Evet, Allah kolaylık versin, ikram ediyorlar işte burada. Lokum görüyorsun. Fiyatı ne kadar acaba Ali Morca? Kilosu ne kadarmış lokum fiyatlarının? Efendim ben söyleyeyim. Kardeşim hayırlı işler olsun. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz bakalım? Hayırlı işler. Peyniri görüyorsunuz. Tam olarak duyamadım Gizem Fidan sizi ama. Şöyle lokum fiyatları ne kadar acaba? Şimdi lokum görünce bizim de burada stüdyoda canımız çekti ama fiyatları da merak ediyoruz evet, bir yandan. Peynir fiyat. Ya kardeşlerime sor yani 200 gram, 150 gram, 300 gram, 5 yıl önce hiç buralarda böyle bir satış var mıydı? Var mıydı? Gizem Fidan tam olarak sesini alamadım ama burada 150 gram alıyor. Ablam kolay gelsin. Neler oldu? Zeytinler var. Neden alamadınız? Çok pahalı. Tam olarak söyler misiniz? Çok pahalı. Neden pahalı? Ne bileyim ben neden pahalı, işte pahalı onlara sor. Evet. Tabii olur. Zeytinler, renkli renkli zeytinler var. Görüyorsunuz. Evet, buyur al. Evet, buyur al. Fiyatları ateş pahası diyebiliriz. İstanbul Milletvekili de yanımızda, vatandaşların yoğun ilgisi var. Gelin vatandaşlarımızın. Ne pahalılık. Ne pahalılık. Hem de çok pahalı. Vallahi bakıp bakıp gidiyoruz. Neden bakıp gidiyorsun? Pahalı alamıyoruz. Hayır, güç yani. Belik gelir misiniz? Yok, gelmez. Evet, vatandaşı görüyorsunuz. Vatandaş mikrofona konuşmaya, ekrana, kameraya konuşmaya korkuyor. Korkmuyor aslında, arlanıyor, utanıyor. Yani komşusundan utanıyor, kimseden korktuğu falan yok. Yakın komşum beni görür, ya ne kadar kötü. Ta mahallesinde, kendi bakkalında, marketinde alamamış, Eminönü'ne kadar gitmiş. Eminönü'nde de televizyona çıkmış diye utanıyor. Yoksa niye korksun? Niye korkacak? Çalmamış, çırpmamış, neden korksun? Bacım ne aldın söyle bakalım. Bir şey almadım. Ha da bir şey almadım. Evet. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Fiyatlar nasıl? Daha henüz girmedik, yeni giriyoruz, bakacağız. Allah kolaylık versin. Evet. Yani kısacası kimsenin korkusu vatandaş, falan yok, korkacak bir şey yok. Vatandaşların durumu ortada. Evet. Meclisteki milletvekilleri, görev yapan milletvekilleri neden halkın içine karışıp bu durumu özetlemiyorlar? Aslında bizim milletvekili arkadaşlarımız, tabii muhalefet milletvekilleri için diyorum, iktidar milletvekillerinin çıkma şansı yok. Çünkü iktidar milletvekilleri hangi sorularla karşılaşacağını çok iyi bildiği için doğal olarak milletvekili arkadaşlarımız da sokakta. Ama benim böyle bir, şöyle bir avantajım var. Bir, eski İstanbul İl Başkanı olmamdan kaynaklı. İkincisi, son 10 yıldır sokaktayım. Yani sadece seçimden seçime olmayınca vatandaşlarımızın da ilgisi bu. Yoksa çok büyük öfkesi var insanların. Onlar gerçekten kasaları doldurmakla meşgul. Vatandaş ne söylüyor peki? Vatandaşın ne söyleme hakkı var ki? Bir şey söylediği zaman langırt içeride. Yolsuzlar, soysuzlar, hırsızlar, onlar parafanda. Hiçbir şey olmayan gariban sessiz sezasız sokaklarda. Dert kendine dert arıyor. İstanbul milletvekiller nerede? Vallahi hiçbiri yok. Gürsel Bey'i ben yakından tanıyorum. Çok teşekkür. Evet. Gürsel çok teşekkür ediyoruz. Birazdan belki Gürsel yine Bey'e döneceğiz. Efendim Gürsel Tekin İstanbul'da otobüsüyle gene halkın arasındaydı. Ali Morca değil mi yanındaydı? Bakalım neler söylemiş. Ne demek efendim
önceki açıklamaları büyük olasılıkla buralara uğramadığını çok net olarak görebilirim. Buralara geldiğinizde tarihi Yarımada'da, Eminönü'nde, Esenyurt'ta, Sultanbeyli'de, Sultan Çiftliği'nde hiç fark etmez. Sefalet var, işsizlik var, yoksulluk var. Hani işsizlik yoktu? Hani sefalet yoktu? Bir soru verin buradaki vatandaşlara. Aynen böyle selam çak geç. Asker gibi. Nedir bu fiyatlar? 2500 emekli maaşı, 40 lira domates, 30 lira salatalık, 10 tane biber 40 lira. Kim artırdı bunları? Kim artıracak? Biliyorsunuz kimin artırdığını. Yani vatandaş bir şey dedi yok yani. Her şey pahalı. Zam geliyor. Durmadan zam geliyor ürünlere yani. Yüzde kaç? Abi yüzde kaçını ben bile unuttum yani. Ne ya mesela abi şunu söyleyeyim. Nerede şey badem? Şu badem 8 ay önce 70 liraydı. Buna hatta bizim oralarda imansız peynir derler. Çeçil peynir 125 lira. Markette 180 lira falandır. Burası en ucuz yerler. Zeytine baksana kardeşim. 49 lira, 50 lira, 69 lira, 70 lira. Yani yağlı peyniri falan hiç yanaşamıyorsunuz. Çok pahalı. Tam olarak söyler misiniz? Çok pahalı. Neden pahalı? Ne bileyim ben neden pahalı işte. Pahalı onlara sor. Vallahi evet. bakıp gidiyoruz. Aynen. Neden bakıp gidiyorsun? Pahalı alamıyoruz. Gücümüz yani. Evet şimdi